Kadırlı İyileşler Diri Sözler adlı gepleşiğimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşiğimizde ben yine de İsa Mesih'in şagirdi olmak bu arada gurur ederim. Ben 1. Timoteus'a yazılan hatın 3. babı ile 2. Timoteus'a yazılan hatın 3. babının arasında bir menzeşliği, bu menzeşlikten özümüz için peydalı olan zatları ortaya çıkarmak isteyen, bu iki hatın 3. bablarında iki hile akım görüyoruz. Huday'ın çağaları, İsa'nın şagirdleri nehili olmalı ve bu dünyadaki adamların, sonku dövürdeki adamların nehililiği var arada ve bunların birbirlerine tam ters geliyendiği, nehili derecede arada kınçılığın varlığı var arada görün etmek isteyen. Bu edil ulu akyanda İki hili akımın bol şialı. Biri soğuk akım, beyleksi olsa yıla akım. Soğuk akımın bar yerinde dine soğuk, soğuk şemal. Hem işe akıp bariyan buzlar görüyersin. Yıla akım bar yerde yılı şemal geliyor. Ve onun bilen yıllık, ısılık geliyor. Ve iki dürlü hili akım barı da gürün etmek isteyen ben bu iki tekstleri gören vaktimizde bilelikte size ortağa çıkaracak olan fikirlerim has düşünüklü olar deyip fikir ediyen. Gelin ilki bilen 1. Timoteus 3. babı okalın. 1. Timoteus 3. bab 1-13. ayetler bizim için has gerekli olan ayetler. Çünkü bu ayetler bir İsa Mesih'e taze iman eden birisinin şagirdçilik yoluna giren birinin neticede kamilleşmenin neticesinde imanda ösmek diyeceğiz biz ona. Ruhta ösmek diyeceğiz. Ya da İsa Mesih'i tanımakta ösmek diyeceğiz. Umuman aydan vaktinde kamilleşik yolunu düşüp kamilleşen birinin Huday'ın yığınağında yol boşçu olup bilecek yağdayda ösen dereceye gelmesi var da gürün ediyeceğiz. Yanı iman eden adam geçen gepleşiklerimizde de aittık. Ol öz kemçilikleri bilen öz kıyınçılıkları bilen, hasiyetindeki var olan ecizlikler ya da kâbir günahlar bilen bağlılıklar. Bunlar İsa iman eden adamda, kâbirlerinde şol bağda kâbir günahlar ayrılıyor. Kâbirler ol günahlar bilen uzak vaktla görüşüyorlar. Ama İsa'nın izine eğerip ondan öğrenip başlayan vaktinde, İsa'nın merhametinde ve sövgüsünde ösüp başlandı. Huday'ın ruhu, mukaddes ruhu olan içinde yaşayıp başlayan vaktinde, vaktin geçmeyi bilen onlar bu dünyadaki bağlılıklarını, günahlı bağlılıklarının hemmesini kesip vaktin geçmeyi bilen imanda ösmen neticesinde onlar köp dünyadan tapautlanıyorlar. Mukaddeslik, yağıtılık onların durmuşunda has aydın görünüp başlıyor. Yılların neticesinde onlar imanda ösmek bilen onlar yığınağın yolbaşçısı, yığınakta her hile hizmetlere tayyar olan adamlar olup yetişerler. Eğer her hile kınçılığa döz gelip İsa'nın izine ermeye devam ettirseler. Gelin Timoteus'a yazılan, 1. Timoteus'a yazılan 3. babın 1-13. ayetlerine ünüs verelim. O yerde imanda ösmenin emele getiren zatlarını seyredin. İsa Mesih'e olan iman bizim içimizde nehili hasiyetleri emele getiren de gibi arada gürün edelim. Kim yığınağın yolbaşısı bolmağı yüreğine düven olsa asıllı işe ımtılayandır deyip aydılan söz katı doğrudur. Şuna göre de yığınağın yolbaşısı müyünsüz, ömründe dine bir gezek öğlenen, her zatta özüne erk edip bileyen, pehimli, avraylı, mihman söyer, öğretmeye okuyuplu, şeraba hövesçen del, zalim del de, mulayim, dava cencelden kaça duruyan, pula kızmayan adam olmalıdır. Ol öz öyünü ona dolandırmalı, çağalarının hormatını kazanıp, onlara öz diyenini ettirmelidir. Sebebi, öz öyünü dolandırıp bilmeyen adam, hey de Huday'ın yığınağının aladasını edip biler mi? Yığınağın yolbaşçısı, yanı yakında iman getirenin biri olmalı deldir. Yoksa ol tekebbirliğe yüz vurup
İblisin sezevar olan cezasına uçuramağı ahmal. Bir avraylığa uçuramaz yalı ve iblisin duzağına düşmez yalı. Ol yığınağın daşındakı adımların arasında hem sığlanyan bolmalıdır. Şonun yalı yığınağın hizmetçileri hem sığlanyan iki yüzlü dəl, şerava yıkkın etmeyen, qara nevsine çapmayan adımlar bolmalıdır. Olur pek vicdanlı bolup, Hudayın bize İsa Mesih barasında ayan eden hakikatlarına eğirmelidir. Yığınağın hizmetçileri bellenilmezden öngürtü sıynalsın. Eğer müyünsüz bolup çıksalar, qoy hizmet ediversinler. Yine şu yerde saklanalım. Bu 10 ayette yığınağın yolbaşısı varadakı berilen həsiyyat namalar. Her bir Hudayın yığınağına yolbaşçı bolmaq isteyen adam, qovu bir zadı yüreğine düven, qovu arzuları ediyen adam deyip, Hudayın sözü bize aydıya. Sebebi, her bir iman eden adam, öz önünde İsa'nın şagirdi olmak, İsa'nın şagirdi olup onun izine eğirip, neticede imanda, ruhta ösüp, vaxt gelen vaxtında İsa Mesih'in yığınağında, onun patçalığının giyinilmek için bir hizmetçi olup, Hudayın yığınağında öz yerini tapmak isteği olmasa, onda o beyli şagird, şagird değildir. Sebebi ol, ticeniyen değildir. Ol, Hudayın patçalığına peydalı olmak isteğleri yok. Hudayın patçalığı için bir zatları etmek istemeyen adam, onda ol şagird olmaya. Ol, diyelim qovu adamdır, qovu həsiyyətleri vardır, ama Hudayın patişalığında İsa Mesih'in yerine yetiriyen zatlarını yerine yetirmek istemese, gece gündüz onun patişalığı var arada, ol peydalı olmak, ol yerde de öz yerini tapıp, hocayına, Rabbine hizmet etmek istemeyen adam, İsa'nın şagirdi olup bilmeye. Bu yerde köprəgəm həsiyyətler bilen bağlı. Misal üçün, təzə iman eden adam, İsa'nın şagirdi olmak isteyen hem olsun, ama bu yerdeki yazılan həsiyyətleri ev olmak istemese, bu həsiyyətleri onun durmuşunda kəvirleri kemçilik ediyen olsa, onun üstünde işler, öz-özünü saplamak, öz-özünü bolmaya nə doğru zatlardan arasalab, doğru zatlarda, doğru həsiyyətlerde İsa'nın keşbine dönmek həsiyyətleri, İsa'daki bar olan həsiyyətleri ev olmak istemeyen şagird, onda ol şagird deyildir. Yine de şu yerde ünüs vermeli zadımız şunda. Dünyada hem şagirdçilik diyen zat var. Dünyada her bir hünerin özünün ustası var. Yanı yakında benim görüp sıyın eden zatlarım var. Misal için diyeli bir kuruluşukta cay salayan, kuruluşukta ustaçılık ediyen bir adam var. Ol adam ehli zadı edip bilen adam. Ustaçılıkta köp yıl işlep özü bir muğalıyım olan derecede. Ol ustaçılığı dine bir işi yerine getirmek değil, ol öğredi ben bilen birisi. Onun yanına bir teze biri şagird olup işe geliyor. Ol ilki başta onun kömekçisi oluyor. Ol ne mediyse onu alıp ver, bunu alıp ver, onu et, bunu et, her kili işlerden başlayıp, ol yuvaş yuvaştan şol ustanın edip bilecek, ediyen zadını gözü bilen görüp, ondan öğrenip, ondan sorup, ol vaxtın geçmeyi bilen yankı hünəri şol ustadan öğrenip, bir neçə yıldan devamında şagirdçilik geçip, ol qov usta olup yetişiyor. Eğer bu uğurda yine de gerek olan bilimi, ılımı, tecrübeni almak bilen, yankı adam öz ustası yalı bir muğalıyım derecesine de çıkıp bilen, yağdayda olup bilen. Dine bu hünər öğrenmekte, yankı adamdan bu dine hünəri öğreniyor. Onun tecrübelerinden öğreniyor. Onun yalı, onun edip bilen zatlarını ediye ve öğrediye. Bu dünyadaki şagirdçilik. Ama köplenç adamlar dünyadaki bar olan şagirdçilik şu yerde çekleniyor. Ama İsa'nın şagirdi olmaklıkta bir tapaut var. Sen dine İsa'nın bilimini, ya İsa'nın hünerini, ya İsa'nın öğrediyen talimatlarını değil. İsa bizim muğulluğumuz olsa, biz çol bir hatarda onun İsa'nın boluşu yalı, onun həsiyyətlerini de öğreniyiz. Dine bir onun edeni işlerini öğrenmek değil.
Ya İsa'nın sözünün ehli vaiz etmenini öğrenmek değil, İsa'nın hasiyetlerini de ondan öğreneceğiz. Vaktin geçmeği ile ne yıl İsa'nın izine eğersek, biz de İsa yalı hasiyetli birisi olup yetişeceğiz. Dünyada böyle değil. Dünyada her bir hüneri öğrenen, sana hüner öğreten senin ustadın ya da muallimin, senin hasiyetin ona benzemeye gerek değil. Sen ondan sadece dinece yeterlik derecede onun bilen hünerini öğrenip bilsen yeter. O senden benim hasiyetlerimi de öğren deyip senden talavam etmeye, sen onu etmeye mi istemersin? Sana gerek olan zat dinle onun hünerini öğrenmek. Ama İsa Mesih'in şairde olmaktaki tapavut başkaçadır. İsa Mesih'in eden işlerini, onun imanını, onun sözlerini öğreneceğiz. Şol bir hatarda vaktin geçmeyi bilen biz İsa'nın özüne menzemelidiriz. Onun hasiyetleri de bizim yüreğimizde orun tutmalı. Çünkü İsa mukaddes olup bizim aramızda yaşadı. Gökteki Huday'ın maksadı dinle bizi günahlardan halas edip bize cennetteki ebedi yaşayışı vermek değil. Ol bizi halas etmek bilen bilelikte öz oğlu İsa Mesih'in keşfine döndürmek de maksadı vardır. Vaktin geçmeyi bilen ol bizde şol hasiyetleri emele getiriye. Seyredin bu tayda 10 ayette biz bir topar hasiyetleri görüyoruz. Bu hasiyetleri köpüsü bizde bolman biliyor. Kabirlerinin üstü, kabirleri bizim için kıyın gelip biliyor. Kabirlerini entegem öğreniyoruz. Kabir yerde güçlü taraflarımız, kabir yerde eciz taraflarımız. Ama bu tayda yazılan hasiyetler hükmanı suratta her bir hizmetçinin hizmetçide bolmalı hasiyetler. Ne mi diye? Eğer şu hasiyetler var olsa ilki bilen yığınağın yolbaşçısı ya hizmetçisi bellenmezinden ozal, ol sıynalsın. Neme göre sıynalsın? Şu tayda yazılan hasiyetler şol adamda var mı ya da yok. Eğer şol adamda şol hasiyetler var olsa onda ol adam mühünsüz deyip aydıya. Koy ol Huday'ın yığınağına yolbaşçılık etsin. Seyredin. Gelin kabirlerine ünüs verelim. İlki bilene yığınağın Huday'ın yığınağına yolbaşçılık edeyen adam şagirdlerin içinden ösüp kemala gelen adamların biri oluyor. Ol yanı bir iman eden birisi bolmasın deyip yazılan. Sev yanı iman eden adamlarda bu hasiyetler bolmaya. Ya da kabirleri boluya, köpleri bolmaya. Yanı iman eden adam hükman tekebbirlik edip şeytanın tuzağına ya onun eden günahsına uçraya. Şunun için şahitlerin arasından saylanıp bu adam nekili olmalı? Ömründe bir gezek öğlenen adam olmalı. İki gezek öğlenen, iki üç gezek öğlenen adam eyyem Huday'ın yığınağında yolbaşçılık etmek hizmetine doğru gelmeyen adamdır. Her zatta özüne erk edip bilmelidir. Pəhimli olmalı, avraylı olmalı. Avrayam onun pulu üçün ya da derecesi üçün değil, onun həsiyyətindən emele gelen avraylı olmalı, avraylı olmalı. Köplenç bizim aramızda avraylı diyen vaxtında pulu var adamlar, hem işi avraylı, bay adamlar avraylı deyip hesaplayarlar. Malı mülküne, münyen, maşinine, ya yaşayan cayına seyredip ya da eğilen derecesine, iş yerine avralı diyorlar. Ama kabir şeyle yok o derecede oturan adamların hasiyetleri bu yerdeki hasiyetleri de doğru gelmeye. Onun için dünyanın avrayı bilen bu yerde yazılan avray başka kiyle. Huday adamın yüreğine bak ya. Adamın yüreğindeki var olan hasiyetlerine avray veriye. Dünya olsa iyi olan baylığına, mal mülküne seyredip avraylı diye. Bunda da tapavut vardır. Mihman söyür olmalı. Hem işe mihman söyür olmalı, bu da bu vacip olan hasetlerin biri. Öğretmeye ukuplu, şeraba hövesçen del, zalim del, mulayım, dava cencelden kaça duryan adam, pula kızmayan adam, öz öyünü ona dolandıryan adam, çağlarını diyenini ettirip bilmeli. Öz öyünü dolandırıp bilmeyen adam, Huday'ın yığınağına yolbaşçılık edip bilmez diye. Sebebi Huday'ın yığınağı da bu da bir maşkala. Öz maşkalasını kovu dolandırmadık adam, onun has olu olan Huday'ın maşkalasını nehili dolandırıp biliyor.
Dişimiz yağlı. Yanı yakında imanı, təzi iman edən adam olmalı deyilir. Səbəb təzi iman edən adamdır bu bu yerdə ağzalan həsiyyətlər doluluğuna bolmaya. Şunun üçün ol təkəbbirlik edər və günəyə batar, bu yoldan azaşar. Yenə də nəkili həsiyyətlər başlaydı. İki yüzlü olmalı deyil. Adalatlı olmalı. Şeraba yıqqın etməli deyil. Nəfsinə çapmayan adam. Dünya pulun qazancın izinde yürüyen adam olmalı deyil. Pek vicdanlı olmalı. Pek vicdanlı olmak için nəmə? Birinden karz alıp, ya kimdir birine yalan gəpləb, kimdir birine yalan işlere baş koşup, on yalı olmalı da vicdanı həmişe Xudayın ve adamların önünde pek olan bir adam Xudayın yığınağına yolbaşçılık etmeli. Xudayın İsa Mesih'deki ayan eden əhli haqiqatlarına eğren bir adam olmalı. Seyredin bu həsiyyətler nəkili, vacib olan həsiyyətler. Hazır doğanlar, bizim yaşayan dövrümüzdə bu böyle həsiyyətleri var olan adamları tapmaq qatı qiyin. Dünyada böyle hili adamları qatı qiyin tapılıyor. Xudayın yığınağında da bu yengil bir zat deyil. Səbəbi adamlar İsa'nın izine eğirmekten el çekseler, İsa'nın izine eğirmek bilen, onun bilen şeyle yakınlaşıp, İsa'daki bar olan bu həsiyyətleri öğrenmek adımları istemeyerler. Bunu öğrenmek istemedik için, belli həsiyyətler öz-özünden dörmeye, belli həsiyyətli adımlar enesinden doğulan vaxtında bu həsiyyətler bilen doğulmaya, adam Xudaydan korkmak bilen, onun sözüne eğirmek gülen, onun sözünü yerine yetirmek gülen, İsa Mesih bilen yakın katnaşıkta bulup, bu hasetleri ondan öğrenip, vicdanını, insafını temizleyip, dine şonda bu hasetlere eyv olup bolya. Bu yerde adı ağzalan hasetler, dine erkeklere bağlı olan hasetler mi? Hava, bu 10 ayette erkeklere, köprəgəm erkekler var arada gürün gidiyor. Ama ayallar nəhili? Ayal kızların adı azalya mı? Elbette azalya. Gelin sonki iki baba, iki ayada seyredelim. Üç ayada diyeyin. 11. ayattan başlap. Şunun yağlı, yığınağın hizmetçisi ayalları hem hormatlanyan, kıyvat etmeyen, tersine özlerini erk ediyen ve her zatta anamdar olmalıdır. Yığınağın hizmetçileri öz ayallarına bir vefalık etmeyen, çağalarını ve öylerini onat dolandırayan adamlar bolsunlar. Onat hizmet ediyen hizmetçiler, adamların hormatına münasip bulup, İsa Mesih'e bulan imanları barada ınamlı gürləb bilyendirler. Şu yerde, qıska bir ayette, yığınağın yolbaşçılarının ayarlarının həsiyyəti barada da gürün edilir. Onlar nəkili olmalı? Yığınaq yolbaşçılarının ayalları hormatlanayan ayallar olmalı. Qıyvat etmeyen, tersine özlerine erk ediyen ve her zatta ınamdar olmalı. Öz ərinə ınamdar olmalı. Şol bir xatarda, yığınaqda da ınamdar olmalı. Her bir adamlar onlara ınanıp bilmelidir. Yine bu ayetlerde gürün edilen ortağa çıkayan İsa'nın şagirdlerinde bolmalı həsiyyətler. Bu həsiyyətleri öz-özümüzden biz dörüdüb bilməyəyiriz. Xudayın bizə kömək etməyinə məhdəşlik çəkiyəriz. Şol bir hatarda menhen, öz üstümdə işləyən, dinə bir İsa'dan bilim, ya İsa'dan nə məni nəhil etməlidir gibi arada öğrenmək dəl. İsa'nın həsiyyətlərini de öğrenyən ve öğrenmeli, ta İsa Mesih geliyençe onun keşbine dönmek, onun yanında olmak maksada eğriyerin. Sizin her birinizde de şeyle maksatlar olmalı. İndi 2. Timoteus 3. baba geçelim. Vaktimiz az kaldı. Ben bu babdaki var olan zatlara ünüs vereyim. Ahırkı günlerdeki adamların ne hilb olacaktığı var da gürün ediliyor. 2. Timoteus 3. bab 1. 5. ayetler. Ey oğlum! Yine Timoteus'a aydıya Resul Pavlus. Ahırki günlerde elhenç fırsatların bolacaktığını bilip koy.
Adamlar dine özünü söyleyen, pula kızıyan, övüncen, tekebbir, hudaya dil yetiriyen, ata enesine boyun eğmeyen, kadır bilmez, adamları sığlamayan, don yürek, geçirimlilik etmeyen, mücavatçı, özüne erk edip bilmeyen, zalim, yakşılığı yigrenyen, hain, göçgünlü, bopbamsıp olup, keyfi sapanı hudaydan köp söyerler. Olar huday honsurasalar da, hudayın gücünü inkar ediyendirler. Beyle adamlardan aranı aç. Yine ahırkı günde, dünyanın sonunda, bizim hazırki yaşayan dövrümüz, ahırkı günlerdir. Dünyanın sonunun geleceği katı yakındır. İsa Mesih'in gelecek günü katı yakındır. Ahırkı günlerde yaşayandığımızı nereden bilmeli? Bu tayda ağza alıp geçileyen hasetlere, adımların bolşuna seyretseniz, bu dünyanı gözünüzü biraz olarak açıp, dünyaya taş tövrenize ünüs verseniz, adamların ne derecede bu yerde yazılan zatlara doğru geleyenliğini görüyeniz. Hazırki dövrde adamların ne hil derecede ervet tarafa ütkep varyanlığını görüyoruz. Bu zatları görmek bilen biz dünyanın sonunun geleyenliğini has aydın ve açık görüyoruz. İsa Mesih yine gelip oturur, onun ayak sesleri eğiyen eşidiliye. Dünyadaki adamlar şeyle yağdaya gelirler. Seyredin, ne hili korkunç yağdayı. Eğer şeyle adam bilen yaşayan olsan, eğer şeyle adamlar taş tövreğine kurşap alayan olsa, yaşayan yerindeki adamlar dini bu tarafa, ervet tarafa hasetleri, hudayın hasetlerine menzeş değil de, şeytanın hasetlerine menzeş hasetlerle doğulan vaktinde, yeryüzünün özü dözah olmaz mı? Elbette bular. Beni korkturuyan zatlar var, seyredin. Adamlar dine özünü söyleyen, pula kızıyan, övüncen, tekebbir, hudaya dil yetiriyen, ata ve enesine boyun olmayan, kadir bilmez, adamları sığlamayan, don yürek, geçimlilik etmeyen, mücavatçı, özüne erk edip bilmeyen, zalim, yaşılığı yiğrenyen, kopamsı olup, keyfi sapanı hudaydan köp söyleyen, keyfi sapanı hudaydan hem has köp söyleyen adamlar, sonku dövrde adamlar bu hasetlere eyev olarlar. Bu hasetler şeyle derecede öser velin, dünyanın sonunun geleyenliği bundan belli olar. Doğanlar, kadırlı iyileşler. Biz Huday'ın yığınağında nehli hasetlerin bolmalısı var arada gürrün ettik. Bu dünyadaki nehli hasetlerin varlığı var arada gürrün ettik. Bu bir tesin bir zat değil. Dünya güne batan bir dünya. Bu dünyada şeytan hüküm sürüyor. Şeytanın düzgünleri, prensipleri yaşıyor. Bu dünyadaki güneye batan adamlara bu hasetler onlara değişli. Onlar bu hasetleri dine öz özlerinde östürüyorlar. Bugün bu hasetlerin haysısı yok. Hemmesi de bu dünyada bar olan hasetler, barha coşup ösyen hasetler. Nesilden nesile, nesilden nesile bu hasetleri adamlar biri birilerine, oğul kızına miras kaldırıyorlar. Yamanlık etmeye, pulu sövmeye, keyip sapanı hudaydan has sövmeye, bağışlamazlık, yamanlık, yigrenç, bu zatlar adamlar, günahlı adamlar günahlı çağlarına, çağlarının çağlarına miras kaldırıyorlar ve bunlar gittikçe ösye. Ama Huday'ın yığınağında bu hasetler adı ağzalmalı değildir. Bu hasetler Huday'ın yığınağında bolmalı değildir. Huday'ın yığınağında 1. Timoteus'a yazılan hatın 3. bağındaki bar olan qovu hasetler hüküm sürmeli. Yaxşılık, savırlılık, doğruluk, söygü, nefsine buyuran, kişinin hakkını iymeyen, gıyvat etmeyen, bir-birine dostluklu, yaxşılık edeyen adamlar, ruhun meyveleri, ruha değişli olan hasetler Huday'ın yığınağında ösmeli ve hem işe yaxşılık ve doğruluk. İsa Mesih'in hasetleri onun yığınağında yüze çıkmalı ve onlar hüküm sürmeli. Dünyada olsa bu ervet hasetler hüküm sürüye bulur barha dolup daşya ve ösye doğanlar. Dünyanın hasetlerini, dünyanın düzgünlerini, dünyanın kağıda kanunlarını
Xudayın yığınağına getirmen. Xudayın yığınağında bu xili həsiyyətlər yox olub gitməli. İsa Mesih'in qanı bilən bunlar yuğulub təmizlənməli. Və hər bir İsa Mesih'in şəğirdində İsa Mesih'in xəsiyyətləri ösməli. İsa Mesih'in yağdılığı və onun söyüqüsü və yaxşılığı, paraxatlığı və dınçlığı bizim bizi doldurmalı. Qoy Xuday bizim hər birimizə pata versin. Qudratı güclü Xuday öz yığınağında müqaddesliyi bərqərar etsin, müqaddeslik hökm sürsün. İsa Mesih'in adı bilən sizin həmməyinizi şol müqaddeslik bilən bərəkətləsin Xuday. Amin.